Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Saliha. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tekirdağ'dayım. Instagram'dan takipçilerime ulaştım ve takipçilerimle bir gün geçireceğim bir vlog yapmak istedim. Hiç oyalanmadan bugün ne giyeceğimi göstereceğim. Daha sonra da hemen hazırlanıp çıkacağım. Şöyle burada hava çok güzel ama gölgeler aşırı esiyor. Hiç güven olmuyor. Akşamüstü de bayağı bir soğuk olduğu için. Şöyle blazer, kahverengi bir deri ceket getirdim. Biraz kırışmış valize ama giyince çözülüyor, sıkıntı yok. Böyle getirdim. Bu bayağı vintage bir şey. Bunun bir linki yok maalesef ki ama benzerlerini linklerim aşağıya. Bunu şöyle kumaş pantolon giyeceğim. Onun üzerinde beyaz bir normal basic bir tişört giyeceğim. Dar bir tişört giyeceğim. Hemen hazırlanayım, makyajımı falan yapmam lazım. Daha sonrasında hemen çıkalım. Ben finalde böyleyim. Hazırım. Çok çekim yapamadım. Yeğenim uyandığı için şu anda ses geliyor zaten. Hemen çıkıyorum. Görüşürüz. Bayağıdır yürüyorum. Vloglayamadım. Ben bu şehri bilmiyorum gerçekten. Kızlar beni bekliyor. Çok heyecanlıyım gerçekten. İlk defa böyle vloglayacağım yani. Böyle bir şey oldum. Güneş alerji yaptı. Burnum akmaya falan başladı. Ya da heyecandan bilemiyorum. Evet, Gamze ile buluştuk şu anda. Gamze nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Gamze biraz beklemiş, bir iki tane kız vardı. Ama yapacak bir şey yok, ben buranın yabancısı olduğum için nasıl geleceğim? En son taksi tutacaktım, konum yani 2 dakika falan gösterdiği için kıyamadım, anladın mı taksi tutmaya? Ama bir şekilde geldim, Gamze direnmiş, sabretmiş. Ben bile gidiyordum yani, az zaman kalmış. Sabretmiş, direnmiş ama şey yap. Bu arada yollar berbat burada, ne böyle? Çalışma var. Bir yıldır böyle Çerkezköy. Vallahi çok gerçekten berbat yani. Şimdi bir yere oturuyoruz. Diğer kızların orayı söyleyeceğiz ismini. Arkadaşlar orada da devam ederiz. Evet, şimdi Çerkezköy'de Paradise değil mi? Paradise'de bir kafeye geldik. Yanımıza. Oya da burada yaşıyormuş. Şimdi burada tatlı yiyoruz. Tatlarımız böyle. Oya da burada. Onlarla şimdi Starbucks'a gidiyoruz. Muhabbet ettik, muhabbetlerimizi çekmedik ama oturduğumuzda tekrar çekelim diyoruz. Öyle. Bundan haber vermek istedim sadece. Evet, Çerkezköy'de bir tane Starbucks olunca bir mekan böyle oluyor. Burada bekliyoruz şu anda Oya'yla. Kendi kahve için yaptığımız şeyler mi? Yarım saat ayakla bekleyeceğiz. Yarım saat beklemeyiz bence. İçeride bir sıkıntı var bence, o yüzden. Çok yavaş. Oya, nasıl hissediyorsun şu an? Çok iyi. Yeni arkadaşım. Böyle olması gerekiyor bence. Mesela bak, o kadar çok takipçi şeyler var. Bak, buraya koymayacağım. Böyle şey moduna, hani birileri gelse kimse benimle fotoğraf çekilmeyecek mi? Sen kimse senin fotoğraf çekilmeyecek mi? Gerek yok. Benim mesela yanıma geliyor biri. Diyor ki ben seni takip ediyorum. Ben sanıyorum, diyorum ki az söyleyin size hesabını takip edin sana. İnsanlar çok şey, çok bunlamadı. Sonradan görmeye ama bence. Evet arkadaşlar, bir saat sonrasında ay çık tutamadım. Çiçeklerimizi alabildik. Şimdi oturuyoruz. Daha farklı ne olabilir acaba? Bir saat sıra bekledik. Video çekiyorum, sesler geliyor. Yollar zaten b***. Gerçekten Starbucks çok yani otogar gibi en uzak yerinde. Bir saat sıra bekledik ve kapitalizmin köpeği olduğumuz için bu içeceklerimizi aldık. 40 lira verip aldık. Çünkü öyle o. Öyle. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine takipçilerle beraber sorular soracağız. Kamerayı bir yere sabitledik ve mikrofonumuzu aldık. Evet, ilk beni nasıl gördün? Hangi videomu gördün keşfette? Hangi videonu gördüğümü hatırlamıyorum ama kombi videoları yapıyordun. Hoşuma gitti, çok tatlı, minyon bakıyorsun çünkü. Valla? Geçen yıl gördüm ilk. Geçen yıl mı? Aynen. Bir tane zamanlarda. Yok, adam istakladım. Beni takipçilerle şeyi seviyesi. Şu an o an bir istakladım, sonra gene çıktım. Sonra yine keşfetime çıkmaya devam etti bu kız. Bu kız? Sonra yine istaklamaya devam ettim. Ha, sürekli istakladın ama takip etmiyordun. Aynen. Gidiyorsan bir bakardım. Ondan sonra... 3 arkadaşı var. Bayağıdır takip ediyorum. Yine o zaman takip etmeye başladım. Tuğçe'nin kınasına falan gittiğinde. Bu sefer dedim takip edeyim.
Çünkü samimi, işten bir kız olduğunu gördüm. Hoşuma da gitti bu. Takip etmeye başladım. 2-3 haftaya kalmaz zaten buraya geldi. Ben de hemen yakaladım onu. Dedim hemen görüşelim. Görüştük. Gayet de güzel bir gün geçirdik şu an. Memnunum yani. Çok sevdim kendisini. Valla ben de çok böyle sevdim. Böyle samimi davranması. Bu kadar şey sanmıyordum yani böyle. Kasılırım sanıyordum. Bir kere oldu böyle. Anlamıyor, muhabbetleri dinlemiyor falan olabiliyor yani böyle şeyler. Aynen. Heyecandan bu oluyor. Aynen. Heyecandan değil yani. Mesela kişiliği birazcık daha soğuk, anladın mı mesela? Ama bak sen de soğuk aslında. Bir tanışmana soğuk birisin ama ona rağmen sanki benimle senelerdir arkadaşmışsın gibi davranıyorsun. Senin sıcak kanlını görünce ben de kendi sıcak kanlımı göstermek istedim. Aynen, seni yiyelim valla. Öyle istedim. Peki beni takip etmendeki en büyük şey, çıkmaman, neden çıkmıyorsun mesela? Tarzını çok beğendim. Yaptığın kombinler çok hoşuma gidiyordu. Peki LinkedIn'e alışveriş yapıyor musun? Yok, senin tarzına çok giyinmediğim için çok yapmıyorum. Ama genelde... Kapat abi. Oversize takılman çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben de belli dönemlerde giyiniyorum öyle. Ama en azından şey aynı ürün olmasa bile mesela renklerinden aynen, sana fikir alıyordur belki. Aynen. Öyle kombinler yapmak için ben renk uyumlarına zaten bayılıyorum. Peki senin tarzına hitap etsen bir şeyi alır mısın? Yani böyle güveniyor musun bana o şekilde? Güvenirse alırım. Zaten bulamayacağım bir şeyi linkliyorsan. Hayır, şey olarak yani şöyle söyleyeyim. Hani ben bir şeyler linkliyorum falan ya. Hani onların gerçekçi olduğunu inanıyor musun? Yoksa mesela diyorsun şey mi düşünüyorsun acaba? Geçiyor musun yani böyle? Yok, zaten inanıyorum ki burada az çok muhabbet de ettik bazı konularda. Çok... Konuşulmaması gereken konuşuldu. Buna cevabını aldıktan sonra kimlere güvenip güvenmem gerektiği konusunda zaten hani doğru adresi görüyorum evet. Yani, ya tabii şey, hedef vermek olmasın ya da olsun. Güvenme öyle insanlara. Bir yandan evet. Ya burada konuşulması gereken her şeyi konuşup firmaların yaptığı ahlaksızlıkları, ondan sonra bize yaptığı ayıpları, böyle bildiğiniz yani, çok bildiğiniz firmaları konuştuk yani. Herkese güvenilmemesi gerektiğini firmalar açısından, bu gayet önemliymiş yani, onu gördüm ben. Herkese güvenilmemesi gerektiğini. Alışveriş yapmam internetten. Genelde günlük hayatta alırım. Ya bir de Çerkezköy'de çok mağaza var böyle. Instagram'da olmayan ürünler falan da var burada. Evet. Hani gerçekten ben bazı, bir de uygun bayağı burada da. Hani bence fiyatlar. Yani geldim, çok uyguna fiyatlar oluyor. Hani gerçekten biz mesela ama. Ben Kocaeli'de yaşıyorum. Biz buraya gelip bayağı bir alışveriş yapıp gittiğimizde oluyordu yani. Şu aralar değil çünkü ben sürekli internetten alıyorum ama çok sık da gelmiyoruz artık zaten buraya. Geldiğimizde sürekli annem falan sürekli alışverişe çıkıyor yani. Buradan faydalanabiliyorsunuz, ne güzel. Hele böyle Çerkezköy'de. Siz faydalanamıyor musunuz? Ben çok faydalanmıyorum. Yani çok Çerkezköy küçük yani benim nazarımda. Merkez ama küçük evet. Böyle çok belli yani sadece insanların iş için buraya geldiği. Yani böyle binalar falan çok yerleşkesi çok sana. Evler falan. Bölgesi. Burada genelde insanlar çalışmak için gelir. Yani farklı şehirlerde geliyor buluşmak için. Peki gördüğün aynı mıyım Instagram'da gördüğünle? Hani tip olarak. Tip olarak mı? Aynısı kız. Doğru söyle bak, burnum falan, ben burnum biraz böyle kontrol yaptım burada. Doğru söyle yani burnum. Falan da aynı. Hiçbir şey fark yok ya. Sadece biraz daha mı iniyorsun? Valla. Bana da hep şey diyorlar, daha çok kilolu gözüküyorsun. Çok daha şey, zayıfsın. Hayır, fotoğrafta falan daha kilolu gözüküyorsun söylüyorlar. Ben fotoğrafta öyle görmedim ya. Teşekkür ederim canım. Her videomu, fotoğrafımı beğeniyor musun? Ben genelde karşıma çıkan işte dediğim gibi stalklarımda beğeniyorum. Fotoğrafları zaten çok beğeniyorum. Ya teşekkür ederim. Yiyeceğim ya. Bugün kızlara da söyledim. Bir tane de arkadaşımız vardı Gamze diye. Ona buradan selam. Burada çekemedik onunla. Vakti olmadı. Böyle takipçi gözü değil de, anladın mı? Bir ekleştim size. Bir daha gelsem normal bir şekilde oturacağım yani. Daha buraya gelsem. Benim için en artı yönlere sorulsa bu sosyal medya alakalı. Bu derim. Yani her yerde, her şehirde illa bir tane arkadaşımın olması derim yani. Senin sormak istediğin sorular var mı? Vardı. Benim de sana sormak istediğim var. Sıçtır biraz bakalım. Yani bu sosyal medyadaki insanların yorumları tabii seni çok rahatsız ediyordur eminim. Ama bunlara katlanabilmen. Çünkü geçen gün mesela sinirlendiğim bir konu olmuştu. Buna nasıl katlandın? Mesela? Elbisen konusunda. İşte sen nasıl bunu yersin falan. Ya hani şimdi... Herkesin tercihiz. Tabii sen yorumları kaldırabiliyorsun. Ne güzel. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben zaten bunu biz kendimiz... Benim belki bir daha hayatımda hiç görmeyeceğim insanların bana yaptığı yorum beni ilgilendirmiyor. Yani çok etkilemiyor. Ama bazı dönemsel durumlar oluyor. O zamanlarda gerçekten çok kafaya takıyorum. Hani üzülüyorum, böyle cevap veriyorum, veresim geliyor, geri geliyor ama uğraşmıyorum. Çünkü yani o zaten onun amacı yani beni etkilemek, anladın mı orada? Kötü yorum yapıp. Yani bakıyorum ne beni takip ediyor, ne bilmem ne yapıyor. Tamam, eleştiriye şey gelemiyorum. Bak eleştiri var, yorum var, kötü yorum var, iyi yorum var. Ama mesela... Devam edeyim. Ben şuna gelemiyorum. Mesela eleştiri altında, eleştiri var.
bir de eleştiri altında yapılan psikolojik baskı var. Bu iki şey arasındaki farkı çok net ayırt edebiliyorum. Sırf her şeyimi herkese açık paylaştığım için, yorumlarım herkese açık olduğu için, postlarım herkese açık olduğu için, hani takipçi ya da takip etmeyen insan, yani linçleyen o tayfa sanıyor ki her şeye istediği gibi yorum yapabilir sanıyor. Anladın mı? Mesela geliyor diyor ki ben kombin yapmışım, diyor ki burnun niye öyle? Ne yapayım yani öyle? Yani ne yapabilirim? Aynen, ne yapabilirim yani? Estetik olsam der ki estetik güzeli. Engelleyemeyeceğimi çok iyi bildiğim için aslında baş etmiyorum. Genelde zaten hayat felsefem bu benim. Bir şeyi değiştiremiyorsan o şey akışına kaptırman lazım kendini. O akışı durduramıyorum. Ben linçleri durduramıyorum. Yani o zaman onlarla beraber akıyorum. Yani ne oluyor? Çok rahatsız olduğum konular oluyor. Mesela bazen erkeklerin keşfetine düşüyor. Takipçimin %90'ı benim kız. Evet, bazen erkeklerinkine düşüyor. Onu ilgilendiren hiçbir şey yok. Anladın mı? Orada makyaj yapıyorum. Kıyafetimi gösteriyorum. Yani seni orada ilgilendiren en ufak bir şey yok yani. Sen geliyorsun diyorsun ki, erkeklerden bahsediyorum, İşte bunları yıkayıp alacaksın falan. Sana ne ya? Ya çık git abi, takip bile etmiyorsun beni, anladın mı? Bunlar canlı sıkıntıda insanları bulaşan tipler mi? Aynen öyle. Bir de böyle bana bu paylaşımı yapıyor ya, sanıyor ki beni etkileyecek. Ben o yorumları siliyorum. Genelde erkeklerin yorumlarını siliyorum ben zaten. Çünkü türü psikoloji diye bir şey var. Örnek veriyorum, benim ailem benim bu videoları yapmamdan rahatsız değilse, o erkeklerin yorumunu gördükten sonra bundan rahatsız olabilirler. Ben bu yüzden söylüyorum. Yoksa bana gelen linçleri ben silmem. Yani bir kız gelsin desin ki, ya bu ne, bu tarz mı olur, ne biçim, üstündeki işte o elbise muhabbetinde mesela. Hani elbisemi beğenmediler ama ben gelirim geçerim. Ama erkek gelip de bana işte elbise sana işte şöyle olmuş da bilmem ne, biraz daha dar yapsan güzel. Sana ne derim? Silerim yorumunu. Hiç cevap bile vermem ona, anladın mı? Çünkü onu ilgilendiren bir şey değil ki, prestij olarak da güzel gözükmüyor. O yüzden. Ben uğraşamazdım. Sen nasıl uğraşıyorsun? Neyle? Ya videolarla falan mı? Videolarla, o kadar insanlarla. Hani sonuçta yeri geldim, beğendiğin ürünlerin reklamını yapacaksın. Göstereceksin insanlara memnun kaldıklarını. Ne bileyim, ben bunlarla uğraşamazdım. Yani seviyorum. Yani başka bir açıklaması olamaz. Aldığım etkileşimi seviyorum. Böyle söyleyeyim. Yeri geliyor, çok mental, aşırı mental çöküş yaşıyorum. Ve bana yeri geliyor, sadece takipçilerimin mesajları iyi geliyor. Hani bir şey mi var? Bak biraz durgun bakıyorsun. Biraz şey kötü gibi. Gibisin falan. Kötü gelen yanları da var ama iyi gelen yanları da seni bir yandan ayarlıyor. Aynen öyle. Yani bu kadar uğraşmamın sebebi o. Çünkü bir şey, insanlar bir bekleyiş içerisinde. Hayat benim, niye bu kadar aktif değilsin? Senden bir şeyler bekliyoruz, bir şeyler paylaşmanı istiyoruz falan. Bunlar bana bağlıyor özel hayatımda. Kötü bir şey yaşadığımda bunu çok net sosyal medyaya yansıtabiliyorum. Bir şey çekip atasım gelmiyor. Kameranın karşısına geçip yapasım gelmiyor. Yani o sahte gülüş yapamıyorum, anladın mı? İçten ve samimi olmandan kaynaklanıyor bu da. Aynen, işte yapamıyorum ve o zaman takipçi bana diyor ki bir şey mi oldu, niye uzaklaştın? O zaman hemen kendime geliyorum gerçekten. Aramdaki bağının çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Linç tayfasından bahsettim mesela. Bir linç gelse artık ben cevap bile vermiyorum. Yani benim takipçim cevap veriyor onlara. Ya bu çok güzel değil mi? Çok güzel tabii canım. Yani benim ben... Tabii ki yani çok iyi hissettiriyorlar. Yani bilmiyorum, yani sen belki çok yorumlara dahil olmuyorsun ama onu yapan takipçilerim bana o kadar çok iyi hissettiriyorlar ki. Bazı kişilerin yorumlarına bakıyorum. Yani senin cevap vermene gerek kalmıyor. Çok güzel bir şey bence. Başka var mı sorun? Evet arkadaşlar. Oya'ydı değil mi? Oya ışıl ya. Işıl Oya diye Işıl unutuyorum. Değil. Işık. Evet arkadaşlar, Oya'yla ayırdığımız vakit buraya kadardı. Birazcık daha özel muhabbetler yapacağız. Aynen. Kamera karşısı dışında. Bunları konuşacağız. Ben çok mutlu oldum. Teşekkür ederim her şey için. İyi ki geldin, iyi ki bana yani story'me cevap verdin. Ben de seninle görüştüm yani. Çok mutluyum i̇yi bu yüzden. İyi ki yazmışım ben de. ya ben yine yazmasaydım belki görüşelim mi demeyecektim ama ben teklif ettim yani, öyle oldu. Ben seviyorum. İyi ki de seninle tanışmışım, bundan sonra zaten. İnşallah olur İnşallah yani. İnşallah kendine yine de buluşacağız yani. Mecbursun artık buluşmaya. Ama gerçekten buluşurum bu arada. Yani hatta darlarım, geldim hadi çıkalım dışarı falan derim yani. Bu şey için teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi ki varsın. Eğer kırdıysam, üzülsem kusura bakma. Daha bugün yani bir şey yaptıysam yanlışlıkla. Valla. Evet. Çok da bir şey yapamadık ama olsun. Muhabbetimiz güzeldi sonuçta. Ben bayılıyorum ya. Böyle olsun da yani, hiçbir şey olmasın yani, anladın mı? Evet arkadaşlar, şimdi videoyu kapatıyorum. Dur bir dakika, toparlayacağım şimdi. Buraya kadar geldiyseniz videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Aşağıya sosyal medya hesaplarımın linkini bırakacağım. Aynı şekilde Oya'nınkini de bırakacağım. Oya'nın hesabına da bakabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.